Merhaba, ben Begüm Çelik. Begüm'le Golf Sohbetleri podcast yayınına hoş geldiniz. Bu yayında konuğum amatör golf oyuncusu Müheyya Dinç. Müheyya Dinç Ankara Golf Kulübü'nün oyuncusu ama aslında Aksaray'da yaşıyor ve turnuvalara oradan katılıyor. Aynı zamanda o BMW Türkiye finallerini kazanıp ülkemizi temsil etmiş bir isim. Bu sebeple bu yayına konuk olmasını açıkçası çok istedim. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Biraz sürpriz oldu ama güzel bir sürpriz yaptın bana. BMW'nun finalinde Silivri'de oynadığımız için Silivri sahası, Klasis, şimdi Marmara, TGF hepsi bir arada güzel anılar olan bir yer benim için. Seninle birlikte olmak zaten keyifli. Ya senin de öyle. Evet, teşekkür ederim. Aynı anda. Evet. Peki o zaman sevgili Müheyya Dinç başlayalım. Başlayalım. Kimdir efendim Müheyya Dinç? Bize kendinizi anlatır mısınız? Aksaray'da yaşadığınızı biliyorum. Oradan hatta hani özellikle Aksaray diye basıyorum. Çünkü orada bir saha bir şey yok. İşte golfle nasıl tanıştığınız sonraki sorular. Ama önce Müheyya Dinç kimdir? Müheyya Dinç Aksaraylıyım. Eczacıyım. Doğma büyüme, ilkokulu, ortaokulu Aksaray'da okudum. İlkokul, liseyi İzmir Kız Lisesi'nde devlet parasız yatılı olarak okudum. Zor bir süreçti ama bana çok şey katan bir süreçti. Sonra üniversiteyi Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde okudum ve bitirdim. Çok severek yaptığım bir mesleğim vardı. Eczanem, Dinç Eczanesi olarak Aksaray'da. 6 ay önce eczanemi, ruhsatımı askıya aldım. Golfe, özel hayatıma, aileme daha çok vakit ayırabilmek için hobilerime. Dediğin gibi Aksaray'da golf yok, golfün G'si yok ama yine benim okul arkadaşlarım Zekiye ve İsmail Hakkı golf dersi alırlarken bana bir çıtlattılar. Erkan Hoca'dan bir 5 saat golf dersi aldım 2010 başında. Sonra o bana şöyle dedi, çalışırsanız çok iyi golfçü olur sizden dedi. Erkan Hoca mı? Evet, Erkan Hoca. Sonra ben dedim Aksaray'dan yerleşik gidip gelmeyle bu iş olmaz taşıma sistemiyle. Zaten Ankara Golf Kulübü'nün Ovan'da sadece renci vardı, sahası yoktu. Dolayısıyla olsun dedim, severim. Yani lisedeyken voleybol oynadım. Sonra biraz tenis denedim, masa tenisi, trekking. İçinde spor olan, doğa olan her şeye merakım var. Seviyorum da. Golfü de o anda çok, ilk derste çok sevdim ama vazgeçmiştim yapamam diye. Sonra bir arkadaşımla Amerika seyahatinde golf mağazasının önünden geçerken anlattım bunları. Dedim böyle böyle işte git gel olmaz, ne olacak, ders aldım ama. Gel dedi, sana bir takım alalım şuradan. Sen yaparsın dedi. Ara sıra oynasan bile yeter ve öylelikle orada takım aldım. Geldim sonra, o sıralarda Ankara Golf Kulübü'nün de yeni seçimleri olacaktı. Üye yapalım seni dediler. Böyle karambol, niyetim yok ama tamam üye olayım filan. Sonra gerçekten çok sevdim. Mutlaka diğer kulüpler de öyledir ama Ankara Golf Kulübü gerçekten bir aile ortamı olan, sempatik, sevimli, dostluğu olan her şey. Ben o dönemlerde işte herkesle tanıştım ama gerçekten Gülay Kaptan, Mehmet Dora çifti, Gülay çifti. Onlar da bana hem özel hayatımda hem golfte destek oldular. Bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Böyle başladık. Kulübümü çok seviyorum. Ama çok zor bir süreçti aslında. Sahamız yok. Ayda bir turnuva oluyor Antalya'da. Ben arabamı atlıyorum tek başıma. Antalya'ya gidiyorum, turnuva oynayıp geri geliyorum. Ama bu Aksaray'dan Antalya. İşte kışın Antalya'ya giderken Akseki'de kar yağıyor. 4 saat yollarda bekliyorum. Yine gidiyorum tek başıma. Gerçekten. Gerçekten. Sonra evet, yolda bazen Aksaraylı hemşerilerle karşılaşıyoruz. Hayırdır Eza canım, ne işin var? İşte golfe gidiyorum. Tabii bu arada ailemin, bana annemin, babamın, abilerimin çok desteği oldu. Hiçbir zaman bu sevgime engel olmaya çalışmadılar. Çok yoruluyorum diye üzülüyorlardı. Kızım bu kadar yoruluyorsun, gidiyorsun, geliyorsun nedir? Ama demek ki insan hani onu, o sevgiyi hissedince eziyetine de katlanıyor. Hatta bir gün Antalya'da turnuva dönüşü, ben kendi arabamla geliyorum, AGK'da havaalanına gidiyor ama
Tabii tek başıma direksiyondayım, bayan çok ciddi duruyorum filan. Son yan arabadan böyle el sallıyorlar, göz ucuyla görüyorum. Önce kızdım filan, aman ne bu adamlar, kim bu el sallıyor filan. Cama şöyle bir baktım, Erol Bey, Erol İslamoğlu. Açtım camı, kızım dedi, sana gayret ödülü vermemiz lazım dedi. Maşallah dedi, tek başına çıkıp geliyorsun, oynuyorsun, gidiyorsun. Böyle keyifli anılar çok zaten. Sonra sahamız açıldı. Saha açılınca işte kendi sahamızda oynamanın keyfi. Herhalde biraz da doğal yeteneğim var. Çünkü hiç antrenmansız, sadece turnuvalara katılarak genelde bu başarıya geldim. Ve 48'inde başladığım golfte istediğim her şeyi yapabildim gibi. Tabii bu güzel anılar var. Gülay'la birlikte takım olduğumuz Türk Hava Yolları turnuvasını kazandık, birinci olduk. İşte BMW'nin turnuvasını... Dur, bölmek istemiyorum, bir anda buraya geleceğim. Ona sonra gelelim. Ona o zaman geleceğim. Türk Hava Yolları'nı kazandık işte, onunla ilgili... Türk Hava Yolları World Cup'ımı kazandınız. Evet, Gülay, Yusuf Köse, ben ve işte Pro. Bu Antalya'da finali Antalya'daki olan evet, World Cup'ı, ama evet. Hatırlamıyorum. 2016'da. 2016'da. Onu kazandık. İşte hediye biletle de Amerika'ya gittim yine arkadaşlarımın yanına. Yeniden golf setimi yeniledim. Golf sayesinde geldim. Evet, aynen öyle. Çok güzel anıları oldu. Bir şey soracağım. Kaç sene oldu başlayalı? 2010'da başladım. 2010'da başladım. 12 yıl işte olacak. Ve 48 yaşında başladım. Evet. Aynen öyle. Hep 30 yaş sonrası, evet. Ama sende gerçekten güzel başarılar da var. Hani evet. Amatör alanda ama yine de sepet bayağı dolu diyelim. Evet evet, gayet maşallah. Güzel. Maşallah. İnşallah. Yani golf için şöyle bir şey söyleyeceğim aslında. Ben Eczacı Odası'nda da başkanlık, yöneticilik, Türk Eczacılar Birliği'nde çalıştım. Yaptığım işte özveriyle çalışmayı severim zaten her türlü. Ama iyi ki golfe başlamışım. Gerçekten golfe başladığım o andan bugüne kadar hayatımın en anlamlı dönemi diyebilirim. Golfle birlikte. Golfle birlikte geliştim kendimde. Kendimi daha iyi tanıdım. Kendime daha iyi şans verdim. Kendimin bazı panik hallerini mi diyeyim ya da gereksiz telaşlarımı törpüledim. O yüzden sakinleştirdim. Evet, golf bana her konuda çok iyi geldi yani. Peki nasıl yaptı sence bunu? Yani golfte neyi bu kadar çok seviyor? Bu bir tutku halinde, onu çok iyi görebiliyorum. Evet. Çünkü kendi şehrinde olmayan bir sporu, evet, yapmaya çalışmak, yapmak, bunu da hakkıyla yapmak. Hani neden bu kadar sevgi? Neden bu kadar sevgi? Bulunduğum ortam çok güzel. Yani kendim için yaptığım en güzel yatırım diyebilirim. Hatta şöyle demişlerdi bana. Yani Aksaray'dasın, üye olurken üyelik ücreti ödemeyebilirsin şehir dışındaki insanlar diye. Giriş aidatımız falan işte bütün kulüplerde olduğu gibi. Ben de dedim ki tamamını ödemek istiyorum. Çünkü o zaman ait hissederim kendimi buraya. Çok güzel bir arkadaş ortamım var. Ben sosyalliği, eğlenceyi, keyfi hepsini seven bir insanım. Müzik, dans, spor, yani hareketi seviyorum. Golf'te de hareket var. Doğa var, yürüyüş var, muhabbet var, kendini eğitmek var, saygı var. Bir başkasına gösterilecek saygıyı daha çok orada göstermek var. Her türlü ve bana... Gittiğim yerler, mesela Silivri, geliyoruz. Burada spor var, muhabbet var. Mini bir tatil gibi geliyordu. Belki meslek hayatım, eczacılık da çok yoğundu. Oradan da bir böyle bir mola oluyordu. Sonra dönüşte işime daha iyi sarılıyordum. Her türlü hem dinleniyorum, hem tatil yapıyorum, hem spor yapıyorum, motive oluyorum. Yeniden çalışmaya başlıyorum. Deşarj olmak gibi. Aynen, aynen. İyi geliyor, ilaç gibi. Hem deşarj hem ilaç. Her şey var. Öyle yani. Golf ilaç mı diyoruz? Evet. Golf ilaç diyoruz. Hayatımın anlamı diyorum. Hatta kırmızı çizgim bile diyebilirim. Ona dokunmasınlar mı? Tabii ki. En önemli kararım hayatımın, evlilik kararımda bile ben alırken kırmızı çizgim olarak söyledim. Ben golf oynuyorum. Buna asla hadi golfe gidiyoruz dediğimde, aa ne işimiz var, her zaman da golfe mi gidilir
demeyeceksen evlenirim dedim yani. Gerçekten. O kadar kırmızı çizgim yani. Cevap ben de başlarım oldu mu yoksa cevap, sen oyuna ben destekliyorum mu? Cevap burada. Ben de her zaman oyuna desteklerim, kedi olurum. Sonra ben de dedim tamam iyi güzel ama bir de denersin, seversen sen de başlarsın. Şimdi eşim de başladı. İyi, biliyorsun. Harika, çok evet, sevindim. Evet, görüyorum sahalarda. Evet. Ama onunla galiba doğa yürüyüşlerinde mi tanışmıştınız? Evet, öyle evet, de bir hikaye evet, var galiba evet, değil mi? Trekking'de tanıştık. Biraz evet, bahseder misin ondan? Yani bunu şöyle sorayım. Golfün haricinde başka sporlar da var işte doğa yürüyüşü gibi. Evet, şimdi Aksaray'da Hasan Dağı var biliyorsunuz, 3200 metre yükseklikte zirve tırmanışı yapıyorduk biz oralara. İşte o grup Hastak diye kısaltılmışı, oraya da üyeyim ben. Yürüyüşler sırasında, tırmanışlar sırasında tanıştık. Sonra çok iyi arkadaş olduk. Şimdi de hayat arkadaşı olduk. Ben dediğim gibi lisedeyken voleybol oynadım. Sonra kendi çapımda tenis, basketbol, masa tenisi. Hatta meslek grubumuzun içinde de masa tenisinde de derecelerim vardır. İşte bowling oynarım, çok severim. Eczacılar der ya kategori dışı sen oynama falan. Galiba böyle sporla olan her şeye ilgim var ama trekking en son. İşte Likya yolu yürüdük, Aksu Şelalesi yürüdük, Pilot Tepe tırmandık, Hasan Dağı 3 kere zirve yaptık. Hepsi çok güzel yani. Harika. Doğada olmak çok güzel. Golf de bir nevi onu çağrıştırıyor. Yani işte burada bagiyle oynuyoruz ama Antalya sahalarında her zaman yürümeyi tercih ediyorum. Doğanın içinde olmak, yürüyüş yapmak, kuşları, renkleri, çiçekleri görmek, sağlıklı olduğumu hissediyorum ve şükrettiğim, yani her golfe geldiğimde, sahaya çıktığımda hep bunu söylerim. Çok şükür sağlıklıyız, imkanlarımız var, şuraya gelip bunu yapıyoruz. Çok kötü bir vuruş yaptığımda da çok söylenirim kendime aslında. Bu huyumu da törpüledim biraz. Çünkü söyleniyorum, ondan sonra diyorum ki söylenme, bak ne kadar güzel bir ortamdasın, bunun kıymetini bil. Kendimin kıymetini anladığım bir spor yani golf. Öyle. Harika, çok güzel sözler bunlar. Çok güzel tanımlıyorsun. Yani seviyorum, o yüzden herhalde. Peki en çok neyini seviyorsun golf? Aslında çok risk ya da yarış, hırs, öyle şeylerim yoktur. Paylaşmayı daha çok severim. Yani her şeyi, bilgiyi paylaşmayı, sevgiyi paylaşmayı, dostluğu paylaşmayı, hepsini seviyorum. Golf'te de tek başıma hiç sahaya çıkmadım mesela. Yani galiba tek başına oynanan spor, yapılan sporlarla çok alakam yok. Yani bir takım arkadaşlığı, iletişimi seviyorum. Herhalde golf'te de kendi düşünceme uygun ya da işte kendi profilime uygun, yaşam tarzımı uygun, şöyle yaşam tarzıma uygun. Yani işte doğadan hoşlanan, spordan hoşlanan, aynı kafa yapısında insanlarla bir arada olmaktan mutlu oluyorum. Onun için hem spor yapıp hem arkadaşlığı aynı anda götürülebilen bir spor. Başkası voleybol diyelim, basketbol diyelim ya da işte tenis, ne yaparsınız, oynarsınız, yorulursunuz, kanter içinde hadi gidelim diyor. Ama bu öyle değil. Hele sahadan geldikten sonraki muhabbet daha da güzel. Yani bütün günü konuşuyoruz, başka konuları konuşuyoruz, özel dertlerimizi konuşuyoruz. Belki ailenizle konuşamadığınızı arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Çok daha, o da bir ayrı terapi oluyor ondan sonra. Sosyal yanını daha çok seviyorum. Hiç bir araya gelmeyeceğimiz kişilerle bir anda yolumuz çakışıyor. Geliyoruz İstanbul'a. Dün bile yeni arkadaşlar edindik. Her turnuvada başka bir arkadaş ediniyoruz. Her turnuvada yeni insanlarla tanışıyoruz. İnsanlar birbiriyle iletişim halinde olduğu zaman güzel yani. Onun için teknolojiden uzak doğada daha güzel. Peki keşke şu olmasa dediğim bir şey var mı golfün? Elinde olsa değiştirmek isteyeceğim. Keşke daha önce başlasaydım diyebilirim. Hani sporu, golfü eleştirmek adına mı diyorsun?
yani ya da golfte her şey iyi güzel ama şu olmazsa değiştirmek. Ha, değiştirmek anlamında demiyorum. Bu bir alışa gelmiş bir şey ya da sisteminde olan bir şey. Çok da araştırmadım ama ben bütün sporlarda ya da her şeyde bir eşitlikçi yandanımdır genelde. Herkes eşit koşullarda yarışmalı, fırsat eşitliği olmalı. Baştan beri hiç kedi kullanmadım. Hoca da az kullandık. Antrenman da az yaptık ama ben kediyi, hocayı turnuva dışında kullanabilir herkes tabii ki ama turnuvada herkesin eşit şartlarda yarışması gerektiğini düşündüğüm için sahalara kediyle çıkılmasını bana göre çıkılmasa daha iyi olur diye düşünüyorum. Keşke bu olmasaydı herkes diyorum. Herkes kendi başına çıksın karşıma. Evet, evet, herkes kendi daha eşit diye düşünüyorum yani. O zaman sanki tek kişiyle değil de iki kişiyle yarışıyor gibi hissediyorsun. Yarışmak da değil ama belki insanlar daha o zaman birbiriyle daha iyi kaynaşır gibime geliyor. Bir sıkıntım yok kedilerle ama dediğim gibi... Sadece turnuva için söylüyorsun. Turnuvalar zaten. İçin diyorum. Turnuvalar için diyorum. Yani hı hı. Daha fırsat, herkese aynı fırsat tanınmış olur diye düşündüğüm için. Anladım. Peki turnuvalara gelmişken ben sorumu sorayım. BMW efendim. Şimdi milli oyuncularda bayrak taşımak, ülkeyi temsil etmek hani o zaten birçok yerde bunu deneyimliyorlar. Ama amatör sporlarda bu çok daha kısıtlı. Şimdi golfte böyle bir turnuvamız var bizim hani BMW Türkiye turnuvası işte her Türkiye dahil birçok ülkede kendi içinde turnuvalar düzenliyor ve ülke birincileri sonra yurt dışında yarışıyorlar. Evet. Orada ne yapıyoruz? Ülke bayrağını, ülkeyi temsil ediyoruz. Aynen öyle. Aksaray'dan çıkıp 40 yaşından sonra golfe başlayıp ülke bayrağını yurt dışında temsil etmek. Evet. Nasıl oldu efendim ve nasıl bir duygudur? Bu gerçekten muhteşemdi ama başlangıcı şöyle bunun. İşte senin de dediğin gibi Türkiye'nin ve tüm dünyanın en prestijli turnuvası olarak Türkiye'de de hepimizin katılıp kazanmak istediği bir turnuva. İlk acemilik döneminde ben katıldığımda kat günü 44 puan yapmıştım. İlk katıldığımda. Sonra herkes böyle bak bir bu hem üzüldüğüm hem sevindiğim bir anıdır. Dedi ki aa dedi hiç düşünmedin mi neden 44 puan yaptın? Kat günü handikap stroke kaybedeceksin ertesi güne saklasaydın filan. Ama o kadar güzel oynuyordum ki öyle bir ihtiyaç da hissetmedim gerek de hissetmedim. Ondan sonra zaten handikapım düşmeye başladı normal oynadığım sırada her yıl gelmeye başladık biz artık. Katı geçiyoruz sonuç yok katı geçiyoruz sonuç yok. Sonra bir yıl 2018'de üçüncü oldum. 2019'da yine Back Nine'la üçüncü oldum. İkinciyle aynı puandaydım. Sonra dedim ki içimden 3-2-1 seneye birinci olacağım galiba dedim. Sevgili Merve de üçüncülük kupasını bana o vermişti Merve Kaptan. Bu eli ikinci kez tutuyorum falan diye. Öyle bir tabii ki hedef koyduk kendimize de bunu. Son yıl 2020 yılında geldiğimizde pandemi şartlarındaydık başlamıştı işte. Dolayısıyla tabii bu biraz da 2018'de evlendim. Eşim sayesinde oldu. Burada ona Salih'ime teşekkür ediyorum tabii ki. Çünkü ben heyecanlı bir tipim. Yani golf sakinlik gerektiren bir oyun. Ne kadar sakinsin o kadar başarılısın aslında. O bana şunu anlattı. Bu yaştan sonra başlamışsın. Bunun keyfine var. Yani o kazanırsın ya da kaybedersin. Yani onu bir hedef olarak koymaktan çıkart. Güzel oynayayım, keyifli oynayayım, güzel geçsin. İnşallah olursa olur, olmazsa olmaz. Her şey mümkün bu hayatta. İhtimal dahilinde. Olabilir de olmayabilir de. Ama bunu kendine bir sıkıntı yaratacaksa hiç oynama. Sen keyif almak için geliyorsun. Niye öyle? Onun telkinleriyle ben o yıl turnuvaya daha böyle sakin başladım. Ve flight'ımız da çok düzgündü. Orada da son çukura geldiğimizde son top ve topu bulamıyoruz yani. Son çukur. Aradık taradık herkes bulduk sonuçta. Son bir sayıyla 41 puan yaparak
O yılın birincisi ben oldum 2020'nin. Ama pandemi nedeniyle gidemedik yurt dışına. Sonra 2021 birincileriyle birlikte gittik. Tabii Aksaray'dan, hiç golfün G'si olmayan bir yerden zahmet ederek, yani istekle gelip de bunu kazanmak gerçekten çok güzel oldu. Aksaray'da da çok güzel tepkiler aldım. Hatta yerel basın yazdılar, işte golfün sultanı dediler. Güzel espriler evet. yaptılar. Okuyanlar eczaneme gelip çok gurur duyduk, tebrik ederiz. Ne zaman dediler. Tabii bizim amatör golfçi olduğumuzu bazısı bilmiyor. Genelde bu PGA'ler filan yayınlandığı için. Sizinki de canlı yayınlanacak bu, izleyelim falan diye heyecana kapıldılar. Destek olalım. Aynen, destek olalar, oldular, beklediler ama herkes çok gururlandı yani. Tabii ki ben de çok gururlandım. Gittik, orada da Türkiye'yi de en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. 9. oldum ben sonuçta. 20 küsür galiba 25 ülke vardı. Tam şu anda sayısını hatırlamıyorum. Orada şöyle bir şey söyledi BMW'nin yetkilisi de. Dedi zaten hani burada geldiniz dedi. Esas ödülünüz sizin buraya gelmek dedi. Dolayısıyla lütfen burada birinci olacağız, ikinci, üçüncü olacağız diye çok kendinizi de dedi harap etmeyin. Keyfini çıkarın. Çok güzel bir organizasyondu ama yine de biz elimizden geleni yaptık. Dediğim gibi çok az antrenman yapma şansım var. Yani hiç yok neredeyse. Ancak hafta sonu kimi zaman ben sabah gelip akşam gittiğim zamanlar oldu Aksaray'a, turnuvaya kaçırmayayım diye. O nedenle iyi de temsil ettiğimi düşünüyorum. Daha iyi olabilirdi. İşte sakinliğimi koruyabilseydim gerçekten ilk üçte olmam garanti gibiydi. Çünkü ikinci günün birincisi ben olmuştum. Ama yine de her şeye rağmen çok güzeldi. Bizim Türk kafilesini de çok herkes sevdi. Ortam güzeldi. Umarım herkes bunu yaşar yani. Zaten hayatınızda bir kere bir deneyim diye bize sunuluyor. Dolayısıyla o günden sonra da zaten 2 yıldır gelmiyorum. Başka arkadaşlar da fırsat eşitliği olsun diye. 6 yıl gidemiyoruz galiba zaten kazansak bile. Sonraları yine geliriz inşallah. Tamam. Sevgili Müheyya Dinç, hiçbir antrenman yapmadan sepete bu kadar başarı toplamak, yani tebrik ediyorum. Bir de antrenman olsaydı, sabah akşam golfte olsaydık ne olurdu? Tahmin edemiyorum. Ya tabii ki bu sırf golf, sen de biliyorsun, biraz da şans işi, o da var ama pozitif düşündüğümüz zaman hepsi oluyor. 2020 gerçekten hani benim yılım gibiydi neredeyse. Kulübümüzde de kadınlar kulüp şampiyonasında da o yıl birinci olmuştum. BMW olmuştu. Her şey çok güzel oldu. Güzel bir sene. Çok güzel bir seneydi. İnşallah daha uzun yıllar. Yani sağlıkla bunu sürdürmeyi istiyorum. Yani burada sahada rastlıyorum bazen daha eski golfçülere. Ay ne güzel diyorum. İnşallah biz de böyle oluruz. Biz de uzun yıllar oynayabiliriz diye. Çok sevdiğim bir spor. Yani hatta Salih diyor ki eşim, Ankara'ya direksiyona oturuyoruz yani koltuklara. Yönümüz Ankara'ya döndüğü zaman yüz ifaden bile değişiyor. Ankara'ya geldiğimizde biz hiç alışverişe bile vakit ayıramıyoruz. Yani direkt golf kulübüne gidiyoruz. Vaktimiz o sahaya gidiyoruz. Arkadaşlarımızla boş boş muhabbet etsek bile ya olsun burada duralım. O çok seviyorum yani kulübümü, arkadaşlarımı, hepsini. AGK aile gibi galiba. Kesinlikle, kesinlikle çok güzel. Her şeyle. Bir ara Ankara'da eviniz de vardı galiba var, değil mi? Var, Ankara'da evimiz golf var. Golf içindi. Aynen öyle. Geldiğimde rahat kalayım diye golf için ama şimdi eczaneyi de ruhsatını askıya aldım. Hafta içi de aktivitelere katılmak için daha rahat olayım diye. O yüzden bu hafta geldik işte. Yine bir turnuva için. Avrupa evet. ve Asya takımlarının, Anadolu takımları ve Avrupa İstanbul takımlarıyla kadınlar çok güzel bir turnuva geçirdik yine. Silivri'de olmayı seviyorum zaten. Sahada olmayı, Silivri'yi de seviyorum ayrıca. Peki, kulüp şampiyonluğu var. Turkish Airlines World Cup'ı kazanmak var. BMW var. Bunlar önemli başarılar. Evet, evet. Yeni bir hedef var mı? Onu merak ettim. Yeni bir hedef, biraz daha handikap düşebilirsem daha iyi olur diye düşünüyorum. Onun için şu an kaçta? Şu an 20.3
pardon, son Erkan hocamızın 20. yıl kutlamasında 40 puan yapmıştım. Birinci olmuştum. O 19.3'e düştüm. Olabildiğince daha iyi oynamak, yeni hedefim yani hedef olarak daha iyi oynamak. Handikapımın düşmesi, zaten turnuvalara katılıyoruz. Asıl hedefim gerçekten bu sporu uzun yıllar sürdürebilmek. Yoksa çok güzel hepsini yaşadık diyebilirim yani yaşadım en azından. Yine bu turnuvalara katılacağız. Zaten amatör olarak başka hangi hedef koyabilirim? Begüm sen daha iyi bilirsin var mı? Mesela. Ben hep söylüyorum şimdi turnuvalarda karşılaştığımız zaman hani oyun nasıl? İşte biraz kimi işte iyi, kimi zaman kötü. Hep dediğim şu oluyor. Anın tadını çıkartın. Yani buradan çıktıktan sonra PJ'de oynamayacağız ki. Tabii, yani tabii. Bir profesyonellik gibi bir şey yok. Kaybedecek bir para yok. Kaybedecek herhangi bir şey yok. Sadece anın tadını çıkartmak. Yani ben hep o açıdan bakıyorum. Benim görüşümü sorarsan. Tabii, yani. Tabii ben soruyorum. Tabii sen ne zaman başlıyorsun? Aldın biraz ders galiba ama. Evet evet ben alıyorum. İşte başladım zaman ayırmaya. Çalışıyorum efendim. Yakında aha, inşallah beraber oynarız. İşte aynı bu hedefleri ben sana öneriyorum. Bunları inşallah sen de yaşarsın bunları. Aldım. Beraber oynayalım. Aldım evet. Efendim koydum. Teşekkür ederim. Vallahi süper. Çok isterim. İnşallah oynarız. İnşallah beraber. İnşallah. Peki. Kadınlar dedik, turnuva dedik. Senin gözünden merak ediyorum. Türkiye kadınlar golf. Nerede, nereye gitmeli, ne yapmalı? Aslında Türkiye kadınlar golf dediğinde golf aslında şöyle bir şey. Türkiye'de. Her yerde öyle değil. Bana Aksaray'da özellikle soruyorlar bunu işte. Zengin sporu. Şudur budur. Asla zengin sporu değil. Öyle diyene ben diyorum ki sigara içenler beni affetsin. Bir yıllık içtiğiniz sigarayı içmeyin, parasını biriktirin, golf oynarsınız diyorum. Yani zengin çok güzel bir örnek oldu. Zengin sporu diye bir şey yok. Yani buna vakit ayırmak var, emek ayırmak var. Ortalama şartlarda da oynayabilirsiniz. Kadın olarak bir tek golf olarak değil, sadece tüm sporlarda, Türkiye'de bisiklete binerken bile. Bakın ben Aksaray'da eczane açtım, bisiklete biniyorum. Annem bana şöyle dedi, senden başka bisiklete binen var mı? Koca eczacısın bile. Ne yapayım yoksa ben binerim. Benim hani bir nevi amacım da şöyle bir şey. Tabii ki benden küçükler, yeni yetişen mahallemizdeki apartman cesaret alsın diye o kız çocukları. Onlar da talep etsin diye. Bu eczacı odası başkanı oldum. Voleybol, basketbol oynuyoruz haftada 2 gün. 12 kişi bir tek ben, tek bayan. Annem yine söylüyor. Senden başka oynayan var mı? Bir tek sen. Anne ne yapayım? Başka kadın mı toplayacağım? Ama kadınlar her sporda, belki golfte eşinin, annesinin, babasının katkısıyla, yardımıyla, desteğiyle hiçbir engel olmadan başlayanlar var. Ben bu kadar hoş anlatıyorum ama dışarıdan belki Aksaray'da bana, belki değil birçok da ne yapıyor bu diye bakanlar da var. Ama sonradan çok gururlandılar. Hepsi çok desteklediler derken güzel geri bildirimlerine, güzel iyi niyet, iyi dilekleriyle hep kutladılar beni. O yönden sıkıntı yok. Ama tüm kadınlar hep bir geriden başlıyor. Yani fırsat eşitliği dediğim bu işte. Kadın bir şey yapmaya kalktığı zaman başka sorumlulukları da ilave olduğu için yani bir kadın hadi ben yürüyüşe çıkıyorum diye istediği saat çıkamaz. Ama erkek gecede çıkar, gündüzde çıkar, zaman sınırı var. Hadi ben gidiyorum dediği zaman çocuğu olan arkadaşlarımı düşünüyorum. Çocuk var evde, biri bekleyecek onu bakan. Baba gidiyor ama anne gidemiyor. Ya da organize etmeyi düşünecek. Organize etmeyi düşünecek ama herkes... Erkeğin böyle bir şeyi yok. Evet, gidiyorum evet. Gidiyorum deyip evet, gidiyor. Gidiyorum deyip kadın gidiyor. Kadın geriyi düşünüyor. Tabii ki, tabii ki. Evini düşünüyor, eşini düşünüyor, yemeğini düşünüyor, mutfağını düşünüyor. Bu kadar şey düşündükten sonra da spora, golfe vakti kalmıyor. Nitekim bence ben yaşlarda golf oynayan arkadaşlarımın hepsi önce çocuklarını büyütmüşler, yerleştirmişler okullarını, işlerini. Ondan sonra golfe. Dolayısıyla bu saatten sonra da golf yapınca ancak bu kadar oynayabiliyoruz. Yani daha çocukken bu sporu sevdirmenin sırf zengin sporu olmadığını, herkesin aslında yapabileceğini,
uygun şartlar olduğunu, işte yaşlı sporu olmadığını, çünkü o sorumluluklar bitmeden başlasa genç spor olduğunu da anlayacak insanlar. Bunları aşmak lazım. Kadınlara da ekstra destek lazım. Pozitif, hani kırmızı tiden oynuyoruz, bir pozitif ayrımcılık var ama sahaya gelebilmesi için de pozitif destek lazım. Yani burada arkadaşlarımızın çoğu sunulabiliyor ama ben gerçekten Silivri'ye gelmek için 16 saat otobüs yolculuğu yapıp geldiğim zamanlar oldu. Tabii ki golfü de sevmek lazım. Aksaray'dan binip İstanbul'a geliyordum. Sabah 7'de iniyorum İstanbul'dan, Silivri otobüsüne binip Silivri'ye geliyordum. İşte o turnuvaları oynayıp geri gidiyordum. Güzel neden? Ama işte neden? Neden? Buna, golf oynamak evet, için. Evet, buna herkes katlanamaz. Aslında meşakkatli bir spor. Zahmetli bir spor. Emek verilen, yani tırnak içinde söylüyorum, amele gibi iş yapıyoruz yani o anlamda. Biraz da dışarıdan hani öyle zengin sporu gelip ona da o eziyete katlanmayı bilmek lazım yani. Öyle kuru kuruya laf söylemek kolay yani. Bir şey soracağım. Aksaray'da ya da Anadolu'da hani bir yerlerde saha olsaydı sence ilgi nasıl olurdu? Daha orada olduğun için, içinde olduğun için soruyorum açıkçası şimdi. Oradaki insanları daha iyi tanıyorsun. Bence evet. Hep söylüyoruz. Espri, golfün evet, olması evet, için hani yaygınlaşması lazım. Için, halk sahaları olmak. Ama diyelim ki yapıldı. İlgi nasıl olur? İlgi şöyle. Tabii hani bir yandan zengin sporu değil diyorum ama bir yandan da şöyle altyapısı. Bunu sponsorluğunu yapacak birileri lazım çocuklara. Belki 18 çukurluk saha yerine okullar, bir her ilin mini golf sahaları olabilir sevdirmek için. Ya da işte bunu öğretilebilir. Zaten isteği olan yönlendirilebilir. Ama o kadar çok başka ihtiyaçları var ki İç Anadolu'daki insanların, öncelikli olarak düşünmüyorlar belki. Ama şöyle diyelim, çorak arazi birçok yer. Doğal imkanlarımızı, doğal kaynaklarımızı, işte ağaçlandırmamızı, suyumuzu ona göre, çevremizi ona göre koruyarak küçük küçük 3 çukurluk, 5 çukurluk hem yeşil alan gibi hem bir parkın bir köşesi gibi yapılıp sevdirme yoluna gidilebilir. Ama şimdi ben mesela BMW'nin dünya finaline katılacağım duyulduğunda bana birkaç çevre şey dedi. Aa dedi, belediye dedi, valilik sana bir yer tahsis etse de antrenman yapsan gidip Türkiye'yi temsil edeceksin orada bilmem ne. Ama belki de zihniyet farkı. Ben açıkçası herkes duydu diyorum ya, arkadaşlar gelip eczaneye siz kazanan eczacı mısınız, böyle misiniz diye tebriğe geldiler. Ama Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü'nden duydukları halde gelmediler. Yani en azından tebrik ederler değil mi? Yani bırakın bana bir yer tahsis etmeyi. Hatta biz bir güzel bir park var böyle çim alan, orada bir iki çip yapalım dediler. Bekçiler bize yasak burada diye çıkardılar. Gerçekten. Evet, o yüzden. Neydi yasak olan? Yani desiniz? Yasak olan neydi hiç anlamıyorum. Burada bunu yapamazsınız dediler. Belki anlam veremediler. Neyse biz de üstelemedik ama böyle bir kafa yapıları yok. İç Anadolu'da bunun yatırımını yapacak bir yapı yok. Heves yok. Benimki biraz farklı, kişisel bir heves belki o yüzden. Yani herkes ondan biraz da şaşırıyor. Yani Aksaray'da ne yapıyorsunuz? Ben de espri yapıyorum. Hani çocukken bizim yerel tabirimizle illi deriz, çelik çomak derler. Çok oynadık herhalde, ondan kaldı diyorum yani. Böyle şeyler. Ama İç Anadolu'da şu olabilir. Kapadokya'da çok güzel. Özellikle uzak doğullar, turistler çok ziyaret ediyor. Bir golf turizmi olarak oraya bir çok güzel 18 çukurlu saha yapılsa, zaten o doğal güzelliği, dünyanın 8. harikası diyoruz oraya da. Her gittiğimizde biz bile her seferinde büyüleniyoruz. Onu görmeye işte balon turuna, balon seyahatine herkes geliyor. Bir de golf sahası olsa 3 fazla
3 gün daha kalır, 4 gün daha kalır. Hem Türkiye turizmine katkısı olur, tanıtımına katkısı olur. Bence çok da güzel olur. Bir ara ben küçük küçük organizasyonlar yapılıyor diye duymuştum ama şu anda öyle bir şey yok. Ama Kapadokya'da arazi de bol, yapılabilir aslında. Çok da güzel olur. Yani yatırımla beraber biraz insanları bu sporu tanıtmak da tabii, lazım. Tabii, onu biraz tabii anlatmak ki, lazım tabii diyorsun ki, tabii değil mi? Ki. Doğru anlıyorum. Tabii, tabii. Okey. Biz de paylaşmak istediğin güzel bir anın vardır diye tahmin ediyorum. Gülay Kaptan'la Türk Hava Yolları Prem, ne diyoruz ona, uluslararası... World Cup, Turkish Airlines World Cup. Evet, ondaki... Onda çok güzeldi. İşte gittik, oynadık sonra. Ama çok da memnun değiliz oyunumuzdan ama işte birlikte oynadık, ettik. Sonra hadi dedik... Giyiniyoruz, dağılıyoruz, ediyoruz. Ben eşyalarımı topluyorum. Yusuf arabasına binmiş, dönüyor Ankara'ya. Yusuf Köse mi? Yusuf Köse, evet. Gülay, biz birlikte. Sonra bir telefon etti Gülay. Ben de, aa dedi, birinci olmuşuz dedi. Nasıl yani filan. Biz aradık hemen Yusuf Köse'yi. Yolda geri gitme. Dön, yoldan gitme filan. O geri geldi. Gülay, hep birlikte çok keyifli bir turnuvaydı. Efendim, benim... Podcastlerde standart bir sorum var ve bu soruyu çok seviyorum. Her cevabı da böyle ilginç buluyorum çünkü çok güzel dönüşler oluyor. Hiç düşünmediğim bir yerden bir şey çıkabiliyor. Sizinkini de merak ediyorum. Golf nedir, ne değildir? Golf bir eğitimdir. Beni çok eğitti. Golf kendini bulmadır. Başta da söyledim, hayatımın en anlamlı dönemi, kendimi en iyi tanıdığım dönem. Ve kendim için bir şeyler yaptığımı anladığımda beni mutlu eden bir dönem. Her golf oynadığımda iyi ki bu spora başladığım dediğim bir dönem. Beni bütünledi, tamamladı. Müheyyayı müheyya yaptı bence. Zaten içimde olan mücadele ruhunu ortaya çıkardı. Tamamladı beni. Golf tamamlıyor insanı. Benim için budur. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadar. Atladığım, eklemek istediğiniz bir şey varsa mikrofon sizin. Çok teşekkür ederim öncelikle. Gerçekten herkesin Aksaray'dan böyle bir golf tutkusuna nasıl ulaştığımı sorduğu bir dönemde senin de bunu sormuş olman beni mutlu etti. Sen zaten bizim... Yani her zaman yanımızdasın, güzel fotoğraflarınla, güzel sohbetlerinle, güzel yayınlarınla bizi de mutlu ediyorsun. Sen olmadan golfi de düşünemiyorum. Çok teşekkür ederim. Begüm her zaman yanımızda diye seni de çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Golf gerçekten hayatımın çok önemli bir parçası. Uzun yıllar bunu yapmak istiyorum. İnşallah hep birlikte sen de bize katılırsın oyuncu olarak. Zaten yanımızdasın. Çok keyif aldığım bir ortam. Beni mutlu ediyor. Sağlıkla, mutlulukla hep bunu hep birlikte sürdürmeyi istiyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Beni golfe tanıştıranlara teşekkürler. Golfte Ankara Golf Kulübü'ne, bir ara yönetim kurulu üyeliği de yaptığım Ankara Golf Kulübü'ne, yöneticilerine, çalışanlarına, personeline, iyi ki orada olduğum dediğim yere çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. Bu kadar. Ben teşekkür ederim. İyi ki seçmişsin golfi, gelmişsin. Kesişmiş yollarımız. İyi ki evet, varsın. Evet, sağ ol. Çok teşekkürler. Keyifli bir sohbet oldu. Sağ olasın Begümcüğüm. Teşekkürler.